Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allah'ımıza hamdü senalar, Habibi Kerim'ine en güzel salatu selamlar olsun. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin, bütün Müslümanların üzerine olsun. Evet muhterem izleyenler, kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, yine bir e, videomuzda bir araya gelmiş olduk. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Helal lokmayı konuşuyoruz, helal gıdayı konuşuyoruz. Bu konulara girdiğimiz zaman da sadece yaşamımız lokmadan, yemekten ibaret olmadığı için yaşama gayemiz, yaratılış amacımız, kulluk vazifelerimiz bunlar ne? Biraz bunlar çerçevesinden konumuz sohbetimiz devam ediyordu ilk videolarımızda. Allah'ımız Celle Celaluhu bizleri başıboş yaratmadığını, bizleri kendisine kul olaraktan yaratmış olduğundan bahsetmiştik. Mevlamız Celle Celaluhu kıymetli izleyenler bizleri kendisine iman edip ameli salih ile kulluk yapabilmemizi bizlerden istiyor. Nasıl ki şu dünya hayatının belli bir takım şartları var. Şu hayatta yaşadığımız günlerimizin içerisinde evimizde, işimizde, aşımızda her bir şeyde belli bir saatlerle olsun, vakitlerle olsun bir yerde çalıştığınızı düşünün. Oranın belli bir giriş saati, çıkış saati orada riayet edilmesi gereken kuralları vesaire gibi hayat belli bir nizamın içerisinde gidiyor. Yola çıktığınız zaman, trafiğe çıktığınız zaman da ne kadar acil bir işiniz olursa da olsun ışıklar yandığı zaman, kırmızı ışığı yandığı zaman da ne yaparız? Mecbur acı da olsa frene basarız ne kadar acil işimizde olursa olsun. Belli bir kural, belli bir nizam içerisinde yaşamış oluyoruz. Ben bunu kale almıyorum, dinlemiyorum deme lüksüne sahip değiliz desek bile derler ki sen eğer şu dünyada, şu ülkede, şu vatanda, şu şehirde yaşıyorsan bu kulla, bu kurallara riayet etmek durumundasın. Şimdi bu dünya hayatının yani yaşadığımız, kendi içerimizde koymuş olduğumuz bu kurallar ki mutlaka bunlara ihtiyacımız var. Bunlar, bu nizamlar olmazsa olmaz, bu nizamlar gerçekten ee, insanların toplu arada, içtimai bir yaşamda, sosyal hayatta yaşayabilmemizin olmazsa olmaz kuralları. Bunda sıkıntı yok. Ama şu basit dünya hayatının, gelip geçici olan şu hayatın bile kuralları var ise, Müslüman olarak o zaman şunu sorgulamak durumundayız. Peki asıl ahiret, Mevlamız Celle Celaluhu, Estaizu Billah, ve inne ddara al-ahirete Asıl yaşanılacak yer ey kullarım ahireti ben size hazırladım. Asıl yaşanılacak yer ahirettir. Kul meta'u dünya galil vel ahiratu hayrul limen ittaqa. Başka bir ayeti cellesinde söyle ki ey kullarım o Ey Habibim o kullarıma söyle ki dünya metaı çok azdır. Dünyanın içerisinde aldandığınız oyun oyuncakla uğraştığımız şu işler tabiri caizse biraz oyun oyuncak gibi. 3-5 yaşındaki, 7-8 yaşındaki bir çocuğun oyuncaklarıyla kurmuş olduğu bir dünyayı düşünelim. Uzaktan baktığınız zaman da kendi kendine eğleniyor deriz değil mi? Kendi kuralları, bir takım ee, işlevselleri, bir takım oyuncaklara verdiği kuralları ile beraber deriz ki oynuyor. Aynı o şekilde tabiri caizse bizim şu dünya hayatındaki işlevimizde Biraz ona benziyor. Mevlamız buyuruyor ki: "Ul meta'u dunya galil. Dünya metaı çok azdır, basittir. ve ahiratu hayrul limenitteka." Asıl yaşanılacak yer ahiret. Allah'a kulluk yapmak isteyen, takva üzere olacak olan, Müslüman çizgisinde yaşamak isteyen. Ben Müslümanım, ben Allah'ın kuluyum, ben Rabbime teslim oldum diyen kullarıma söyle: "Hayrun ahiret. Çok daha hayırlıdır limenitteka, o müttaki olan kullarım için." Dolayısıyla şu dünya hayatının nasıl kuralları varsa asıl ulvi olan asıl gaye olan ahiretin elbette kuralları olacak. Elbette belli bir nizamı olacak. İşte bu kuralları, bu nizamı bize bildiren Kur'an'ımız, rehberimiz yarın ahirette inşallah amellerimiz sebebiyle şefaatçimiz olacak olan işte bu nur, bu furkan, bu Kur'an Mevlamız Celle Celaluhu Nur Suresinin 55. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Estaizu billah وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Sizden iman edip ameli salih işleyenler. İman edip ameli salih. Bizler kıymetli Müslümanlar, kıymetli izleyen kardeşlerim bunun için gönderildik. Allah'a iman ve ameli salih. Birçok ayet-i kerimede geçer en kısa hani bildiğimiz namazlarda mükerreren okuduğumuz ve birçok manayı içerisinde barındıran Asır suresinde asra yemin ediyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sonrasında innel insane lefi husrin. Bütün insanlar hüsrandadır, bütün insanlar yanılgıdadır, bütün insanlar perişan olmuş vaziyettedir. Yani hüsrana uğramış vaziyettedir. Ancak kimler buradan istisnadır. İllellezine amenu ve amilus salihat. Ancak iman etmiş, iman nuruyla nurlanmış ve ameli salih ile meşgul olan okullarım. Ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Ve hakkı tavsiye edip sabrı tavsiye eden okulların haricinde bütün herkes hüsranda. Ne ile meşgul oluyorsak olalım. Eğer imanımız ve ameli salihimiz yoksa. Hayatımızın hangi aşamasında olursak olalım ister doktor ister mühendis ister öğrenci ister öğretmen ister hoca ister hafız ister müderris ne olursak olalım hangi aşamada ister esnaf pazarcı kasap dükkan ne fark etmez. Eğer orada biz imanımızı ve ameli salihimizi koymamışsak husrandayız, yanılgıdayız kıymetli izleyenler, muhterem kardeşlerim. Kurtuluş nerede? İman ve ameli salihti. E iman, hocam biz iman ettik, bizler elhamdülillah doğuşumuzdan Müslümanız. Sorulduğu zaman da bize değil doğduğumuz vakit kalu bela deriz. Allah'a biz ne zamandan beri Müslümansın denildiği zaman da kalu beladan beri ta ruhlar alemindeki sözümüzden, elest sözümüzden o soruya verdiğimiz cevaptan bahsederiz. Evet, Elhamdülillah iman ettik ama şu ayet-i kerimeyi de uyut, unutmayalım kıymetli izleyenler. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman etmiş olan kullarım, imanlarınızı tekrar gözden geçirin. İman edin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki bir imanın sureta şekli var, bir de hakikati var. Bizler o imanın gerçekliğini, nurunu ruhumuza yansıtmadığımız sürece, imanın ruhunu yaşamadığımız sürece gerçek manada imana varamadığımız sürece işte bu ayetin muhatabı bizler olmuş oluyoruz. İman ettik diyen kullarım aminu tekrardan imanlarınızı gözden geçirin iman edin. Şöyle misal verelim bir sureta olan kavanoz bal kavanozunu düşünün balı görüyorsunuz evet ben balı gördüm demek var bir de o kavanozun açıp tabiri caizse içerideki balı tatmak var. Bizler Evet iman ettik deyip hala surette kalırsak o cam kavanozdaki balı dışarıdan görmeye benzer. Ama hakiki iman nedir? O balın bal olduğunun farkına varabilmek nereden geçer? Onun ağzını açıp tabiri caizse gıdalanmaya, ondan istifade etmeye, tatmaya bağlıdır. O yüzden bizler de imanı tatmamız lazım. Bütün hü hücrelerimizle, bütün zerrelerimizle sadece iman, İslam beş vakit namazla değil, bütün anlarımıza yayılaraktan Şahin Akşibend Hazretleri buyuruyor. Bir kimsenin namazının tesirini, namazın hakikatine ulaşabilmesi için belli bir takım adapları var. Onlardan bir, birisi de birisi de namazdan sonraki halini tıpkı namazdaymış gibi devam ettirmek. Namazdayken ki o Allah'ın huzurunda durabilme halini namazdan sonra da devam ettirebilmek. Bu durumda namazın hakikatine ulaşılabilir belli bir takım diğer şartlarıyla beraber. Dersimizin ilerleyen videolarımızda inşallah her birisine temas edeceğiz. Dolayısıyla iman, ancak iman edenler hüsranda değildir. Hangi işimizle, aşımızla meşgulsek meşgul olalım, orada imanın hakikatini aramak durumundayız. Sonrasında onunla bitmiyor. İkincisi ve amilu salihat. Ameli salih işleyenler buyuruyor Mevlamız. Ameli salih. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki ameli salih İslam'ın beş şartıdır. Bunu çok araştırdım. En sonunda bulduğum ameli salih kitaplarımızdan şimdiye kadarki tevarüs eden şeylerden bulduğumuz şey İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. İslam'ın beş şartıdır. Yani namazımız, orucumuz, zekatımız ila ahriyi. Bunları Allah'ımızın istediği şekilde yapabilmek. İşte Nur suresindeki bu ayet-i kerimede aynı o iman ve ameli salih çerçevesinde bizlere buyrulan ayetlerinden birisidir. Nur 55'te Mevlamız Celle Celaluhu burada aslında müminlerle bir alışveriş yapıyor, bir sözleşme yapıyor tabiri caizse bizlerle. Mevlamız buyuruyor ki Estağfirullah وَعَدَ اللّٰهِ Allah vaad Yani Allah Celle Celaluhu söz verdi. Bir şeye Allah'ın vaadi oldu mu? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah sözünden asla geri dönmez. Haşa böyle bir şey düşünülmesi dahi caiz değil. Vaad Allah, Allah Celle Celaluhu söz veriyor. Kime? اَلَّذ۪ينَ amenu minkum Sizden iman edenlere. Rabbim o hakiki imana hepimize eriştirsin muhterem izleyenler. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ bir de ameli salih. İman ve ameli salih işleyenlere söz veriyor. Devamında farklı şartlar yok. İki tane Rabbimiz bizden şey istiyor. İman ve ameli salih yapabilmek. Peşinde bizlere karşılığında imanımız ve ameli salihimizin karşılığında vaat ettiği şeyler üç şeyi bize vaat ediyorum. Size vaat ediyorum buyuruyor. Lestakhlifennahum fil ard kemestakhlafal ladina min qablihim. Evet. Bizden önce bu mücerreptir. Tecrübe yoluyla Allah Celle Celaluhu'nun bizden önceki ümmetlere yeryüzünde halife tayin etmesi. لِيَسْتَحْلِفَنْنُهُمْ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünün siz hakim olacaksınız. Müslümanlar olarak yeryüzünde sizin sözünüz geçecek. Şunu istiyor muyuz? Artık yeryüzünde Müslüman kanı akmasın. Zulüm dursun. Ta Doğu Türkistan'daki akan kan işkenceler, zulümler, hapishanedeki çürüyenler, zavallı o kardeşlerimizin artık ettiğimiz dualarımız tesiri halk olsun, vücut bulsun bunu istiyor muyuz? Şu gün komşumuz olan Suriye'de artık zulüm olmasın mı istiyoruz? Filistin'deki Kudüs meselemiz artık Mescid-i Aksa'mız hürriyete kavuşsun mu istiyoruz? Kıymetli Müslümanlar, her birisi Afrika'da artık yardımı ecdadımızın Osmanlı'nın ta Güney Afrika'nın uç noktalarına kadar medreseler inşa ettiği gibi, yardım götürdüğü gibi şu gün aç kalan insan olmasın mı istiyoruz? Yeryüzünde la ilahe illallah demek galip olup gayrısı mağlup olmasını mı istiyoruz? İslam'ın zaferini mi istiyoruz? Hani söyleniriz ya, ya Allah bizimle beraber ama hala yeryüzünde akan gözyaşı Müslümanların. Niçin İslam hala galip değil? Haşa orada yanlış bir ifade var. İslam her zaman galiptir Müslümanlar. Ama biz Müslümanlar o İslamiyeti yaşamadığımız sürece eğer onu baş tacı etmediğimiz, tacımız yapmadığımız sürece o zaman o İslam'ın yardımı üzerimizde gözükmüyor. Çünkü vaat işte Nur suresi 55, işte muahede, işte sözleşme. Eğer şu gün yeryüzünün en büyük hakimi Müslümanlar mı olmasını istiyoruz? Türkiye, Osmanlı gibi tekrardan yeryüzünde söz sahibi olan ecdadımız kanuniler gibi sellemahu ve rahimahumullahu teala ecma'in Fransa'da çıkan bir oyuna karşı İslam'a aykırı yapılan bir şeye karşı taburdan, taburdan oralara ferman gönderen, Verilen ferman ulaşır ulaşmaz derhal söz yerine getirilen. Böyle bir kudret, böyle bir kuvvet mi istiyoruz? İslam'ın azizliğini Müslümanların üzerinde tekrardan görmek istiyorsak işte bu sözleşmeye uymak durumundayız kıymetli izleyenler. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman ve ameli salih. Bu ikisi ayrılmaz iki cüz. Ne buyuruyor Rabbimiz? Bu iki şeyin karşılığında size üç şey vaat ediyorum. Üç şey. لَيَسْتَخْلِفَنُّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Bunu ilk defa siz tecrübe edecek değilsiniz. Daha önceden de bu oldu. Bizim en yakın tarihimizde ecdadımız Osmanlı döneminde oldu. Daha önceki ümmetlerde oldu. Cahiliye olan bir asrı, asrı saadet yapan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük örneğimiz. Değil mi? Bütün cihan değişti. Onun güneşiyle, onun nuruyla bütün herkes istifade etti. Yeryüzüne hakim olmak. Bunu size vereceğim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Birincisi bu. İkincisi, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ الَّذ۪يرَ تَضَالَهُمْ Allah Celle Celaluhu'nun razı olmuş olduğu dini, sizlerin razı olduğunuz, istediğiniz dininiz, yani istediğimiz din ne? İslam'ı yaşayabilmek. Hani şurasından keserekten burasından yontaraktan aha şöyle yapalım, aha şöyle geri duralım diyerekten düşüncelerimiz var ya hiç böyle bir şey olmadan rahatlıkla İslam'ı doya doya Allah'ımızın istediği gibi Kur'an anayasasının istediği gibi yaşayabilmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o kap karanlık dönemde getirip güneş gibi aydınlattığı gibi yaşayabilmek. İşte aydınlatan hem efendimizin nuru hem de Kur'an-ı Kerim'di. Aynı Kur'an şu gün bizim aramızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahireti irtihal edeceği zamanda benden sonra iki şeye yapışırsanız asla dalalete düşmeyeceksiniz dediği birisi Kur'an-ı Kerim, diğeri sünnetullah. Şu gün her birisi, her ikisi de aramızda. Sadece biz Müslümanlara tekrardan bunlara yapışmak kalıyor kıymetli izleyenler. Tekrardan uyanmak kalıyor ve le kinen lehum dinehumul tadaluhum. Üçün ikincisi bu. Artık İslamiyeti rahatlıkla yaşayacağız. Kimseden çekinmeden. Yani bunların misalleri de birçok maalesef dünyanın her bir yerinde Müslümanlar İslamiyeti yaşamaktan aciz bırakılıyor, korkutuluyor. Böyle bir durum olmayacak buyuruyorum Mevlamız. Yeter ki bu sözleşmeye uyun. Bir diğeri, üçüncüsü de vele yubetti lenne min ba'di Evet artık size bir öyle bir emniyet vereceğim öyle bir artık sükunete ereceksiniz ki bir daha korku hissetmeyeceksiniz. Acaba vatanımıza bir korku olur mu? Acaba bir istila olur mu? Acaba filanca güçler gelip Allah muhafaza bombalar mı, füze atar mı? Böyle bir korku olmayacak. Hiçbir şekilde bir düşman korkusuyla, herhangi bir korkuyla korku kalmayacak artık korkunuzun yerini emniyet koyacağım buyuruyor. Öyle bir güç, öyle bir kuvvet, öyle bir kudret. Rabbim tekrardan ikram eylesin. Şu gün maalesef zulüm altında olan yerleri düşündüğümüz zaman da kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz anlatıyor. Bir uçak geçtiği zaman da her an bomba düşecek gibi hala Türkiye'de onu hissediyoruz diyorlar. Neden? Evet, çünkü artık korku hala devam ediyor. Emniyete dönüşmesini istiyorsak Sözleşme açık. Hala ayet-i kerime yerinde. Nur 55. Mevlamız Celle Celaluhu iki şeyi düzgünce yapmamız karşılığında üç şeyi vaat etmiş oluyor. Rabbim cümlemize bütün Müslümanlara becertirsin. Muvaffak kılsın. iman ve ameli salih hakkıyla yapabilmeyi nasip eylesin. Geçenki videomuzun sonunda bununla niçin giriş yapmış olduk? Muhterem izleyenler, geçenki videomuzun sonunda hani helal lokma, helal gıda bizim bütün ameli salihlerimizi besleyen tabiri caizse onun besinidir. Bütün her bir şeyimiz, amellerimiz hani bir İslam çınarı teşbihimiz olmuştu. O İslam çınarını ayakta tutan şey evet birçok ibadetlerimizin her birisi en önemli ama helal gıda olmadan o ağaç tabiri caizse kurumaya, yüz tutmaya ve meyveleri istenilen şekilde olmayıp zehirli olmaya yüz tutuyor. Biz buna mecburuz. Ameli salihlerimiz bizim helal gıda bakın ameli salihlerimizi kurtuluşa getiriyor. Ameli salihler ise Müslümanların insanlığın kurtuluşuna vesile oluyor. İnsanlık kurtulduğu zaman da bütün hangi inanca sahip olursa olsun tıpkı ecdadımız gibi Fatih Sultan Mehmet bu güzel şehir, bu güzel İstanbul'umuza girdiği zaman da herkes sükunete erdi. Hristiyanlar bile eski yöneticilerinin zulmünden kurtuldukları için minnetlerini, şükranlarını sundular Müslüman o komutana. Ecdadımız, ceddimiz, dedemiz Muhammed Fatih Sultan Hazretlerine. Evet, ameli salih, iman ve ameli salih kurtuluşumuzun yegane reçetesi bu. Ve tekrar uyguladığımız zaman da sözleşme hala yerinde, Kur'an hala yerinde kıymetli isteyenler. Peki ameli salihin şartı, ameli salihin şartı helal gıda, helal lokma. Nereden çıkartıyoruz? Bakın Mevlamız Celle Celaluhu Müminun Suresi 51. ayet-i kerimede bakın şöyle buyuruyor. Estağfirullah ya eyyuha rusul kulu minat tayyibat ve amelu Apaçık bir delildir aslında bu ayeti celile. Ameli salihler için, Müslümanca yaşayabilmek için, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşayabilmek için ilk başta onu suladığımız, o İslam çınarını suladığımız suyun kalitesi önemli. Asla bir şüphesi olmayacak. Asla bir aması olmayacak. Mevlamız Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede Ya yuhar rusul ey peygamberler bakın daha müminleri muhatap almadan ey peygamberler aslında bu hadis-i şerif bu ayet-i kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir, hadis-i şeriftir ve kaynak olarak Müslim'de, sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَى مُؤْمِن۪ينَ بِمَا اَمَرَى بِهِ الْمُرْسَل۪ينَ Allah Celle Celaluhu gönderdiği peygamberlere neyi emrettiyse aynısını müminlere de emretti. İlk başta çünkü bizim örneğimiz peygamberlerimiz, ilk başta bizim gözdemiz olan, önümüzde örnek olan, yaşantısıyla, hayatıyla, duruşuyla, ahlakıyla, her bir şeyle örnek olan peygamberlerimiz. Dolayısıyla onlara emrettiği şeyin aynısını müminlere de emretti buyuruyor. Bu ayet-i kerimede sonrasında bu ayet-i kerimeyi okuyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Ya eyyuhar rusul ne buyuruyor bu ayet-i kerimede? Ey peygamberler! Külü yiyiniz minat tayyibat. Size rızık olarak verilen nimetlerin tertemizinden yiyin. Bakın burada helal ifadesi bile geçmiyor. Helalliliğin, helalin bir tık daha zirvesi. Asla içerisinde kılçıksız, sorunsuz, şüphesiz olan rızka tayyip diye isimlendiriyor Mevlamız Celle Celaluhu. Tertemiz olanından yiyin. Sonrasında ve'melû sâliha ve sonra ameli salihi işleyin. Bakın bu ifade çok önemli. Ya eyyühe rusul kulû minat tayyibat. Verdiğim rızıkların tertemiz pak olanlarından yiyin ve amelû yani ilk başta koyduğumuz yakıt, şu vücudu, ruhu ayakta tutacak olan şey tertemiz olması lazım ki sonrasında çalışabilsin. Şöyle bir misal vermiş olalım. Vaktimiz sanki sona doğru gelmiş oluyor. Ee, bir dahaki derslerde yine devam edeceğiz ama inşallah. Şöyle bir misal verelim. Şu gün birçok önümüzdeki dünya icatları ile alakalı düşünelim. Kapınızda çok güzel bir model aracınız olduğunu düşünün. Ne olursa olsun hayal için para yok ya. O yüzden en üst model. Yani alınamayacak derecedeki bir pahalı aracınızın olduğunu düşünün. Bu araç asıl gayesi, amacı nedir? Lütfen dikkat edelim. Asıl gayesi, amacı nedir? Asıl gayesi bir yerden sizi başka bir yere ulaştırmaktır. Size hizmet etmesidir. Bu aracımızı biz aldık kapımıza koyduk. Kullanabilmemiz için ne lazım ona? Yakıt lazım. Aracınız eğer dizel motorun ise yani mazotla çalışan bir araç ise evet biraz misallerimiz uç noktalar oluyor ama anlayabilmemiz için her şeyi söyleyeceğiz. Biz bu helali Allah'ın izniyle hayatımıza sokacağız kıymetli izleyenler. Buna mecburuz dedik. Daha önceki derslerimizde söyledik. Şimdi bu aracımızı biz mazotla çalışan bir araç ise ona siz benzin koyaraktan götürmeye çalışsanız gider mi? El cevap gitmez. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Ya ben buna bu kadar paralar döktüm. Bir etek dolusu nice paralar, banknotlar ödedim. Dolayısıyla istediğimi koyup su da koysam gitmesi lazım, çamur da koysam gitmesi lazım, şu yakıt, bu yakıt da koysam gitmesi lazım diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Onun icat edicisi, mucidi diyor ki şu yakıtı korsan ondan istifade edersin. Aksi takdirde ondan istifaden mümkün değil. Eğer biz bize hizmet etmesi, bir yerden başka bir yere götürmesini istiyorsak onu icat eden kimsenin koyduğu kurala göre hareket etmek durumundayız. Bu basit dünyanın yine bir misaliydi. Gelin asıl yaşanılacak olan, var ediliş gayemiz şu hayattaki kurala bakalım. İşte Kur'an kur ve kural Kural şunu buyuruyor. Mu'minun suresi 51. ayet-i kerime. Ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibat. İlk başta tertemizlerden ye. Asla içine koyduğunda şüphe olmasın. Kılçıksız olsun. Hiçbir sorun olmasın. Gönül rahatlığıyla ye. Gafletle bile yemeyeceğiz. O helal lokmayı gafletle bile yememek lazım. Allah dostları öyle buyuruyor. Şahin Akşibend Hazretleri öyle buyuruyor. Helal lokma bile olmuş olsa eğer gafletle bile yenilse o bize yine doğru çalıştırmayacak bu vücudu. İşte helal lokmayı şuurla, tefekkürle, besmeleyle başlanıp elhamdülillahla bitirilen bir sofradan kalkıldıktan sonra işte şimdi va'melu saliha, ameli salih işleyin. Rabbim Celle Celaluhu, Nur suresindeki o Nur 55'teki o sözleşmeye Hepimiz uyumak isteriz değil mi? İman ve ameli salih ve bu Müslümanlar üzerindeki bu zulüm artık kalksın. Tekrardan İslam, Müslümanlar galip olsun. Artık gözyaşı dursun, akan kan dursun. Bu herkesin istediği değil midir? Buna uyabilmemiz için iman ve ameli salih yapmamız lazım. Peki ameli salihin şartı diğer bir ayet-i kerime bunu açıklamış olduğu Mü'minin suresi 51. ayet-i kerime. İlk başta yediklerimizi tertemizinden yiyip Sonrasında da ameli salihimiz yapacağız. Sonra işte kurtuluş Allah'ın izniyle hasıl olmuş olacak. Bugünlük bu videomuzu da e, nihayete erdirmiş olalım. Rabbim Celle Celaluhu bu yaptığımız amelleri sadaka-i cariye olaraktan kabul eylesin. Anlattıklarımızı önce konuşana sonra siz dinleyenlere yapabilmeyi kolay etsin, muktedir eylesin inşallah. Hepimize becerebilmeyi, topyekûn olaraktan kurtuluşa erebilmeyi Nur suresinin etrafındaki o ayetin etrafında sözleşmenin etrafında yeryüzündeki bütün Müslümanları mutabık kalaraktan toplanıp felaha zafere kavuşabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ile Hayırlı bir yaşam, hayırlı bir ömür ihsan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu hepimizi, hepinizi bütün şerlerden muhafaza eylesin. Özellikle şu gün yeryüzünde imtihanıyla e, bulunduğumuz hastalıklardan. Rabbim hepinizi, sevdiklerinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu ve bütün ümmeti Muhammed'i muhafaza eylesin diyor. Helal, yaşam için helal lokma. جؤر الله امانه ediyorum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى